Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Bugün 17 Eylül Salı Kanal 3'te yeni gün haberleri başlıyor. Ben Kadir Kaplan. Değerli izleyenler, bülten içerisinde çok kritik gelişmeler var. Sizlerle paylaşacağımız hem adli dünyada Ayhan Bora Kaplan davası gibi, Narin Güran'ın ölümü, belki de öldürülmesi gibi, Konya'da başkaca bir bebek ölümü gibi pek çok konu var. Sonrasında da terörle mücadeleye geçeceğiz dünyada da bir felaket dönemi yaşıyoruz. Sel felaketleri özellikle Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında uzak doğuda ciddi sorunlara ve ölümlere yol açtı. Bunları bültenimizde paylaşacağız ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayalım. Bağımsız ve tarafsız işleyen yargının ülke kalkınmasının güvencesi olduğunu ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mesajlarını birinci dönem hakim ve savcı yardımcısı eğitim ve açılış töreninde verdi. Masum çocukların naşı üzerinden milletin inanç değerleriyle toplumun temeli olan aile kurumuyla dini müesseselerle siyasi ve ideolojik hesap görülmesine müsaade etmemeliyiz. Narin Güran cinayeti soruşturması ile ilgili yapılan tartışmalara dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermedi ama hedefinde muhalefet vardı. Bölücü terör örgütünün katlettiği binlerce bebek, çocuk, genç için bugüne kadar seslerini çıkarmayanların riyakarlıklarını ibretle takip ettiğimizi burada özellikle ifade etmek istiyorum. Daha düne kadar Bölücü canilerin terör eylemlerini aklama yarışına girenler bugün vahşi bir cinayet üzerinden millete vicdan dersi, ahlak dersi, insanlık dersi vermeye kalkıyor. Katledilen çocuklar arasında bile ayrım yapacak kadar istismar siyasetine bulaşanları milletimizin takdirine havale ediyoruz. Milletimiz derin irfanıyla kimin nerede durduğunu görmekte, kimin ne yapmaya çalıştığını gayet iyi bilmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını birinci dönem hakim ve savcı yardımcıları eğitimi açılış töreninde verdi. Narin cinayeti soruşturması üzerinden sosyal medyadan yapılan algı operasyonlarına karşı uyardı. Hiçbir kuralın, değerin, ahlaki sınırın olmadığı sosyal medya mecraları giderek büyük bir operasyon aygıtına dönüşmeye başladı. Sanal alemde karşılıklı mevzilenmiş infaz mangaları her gün hedef tahtasına konacak bir şahıs olay ve kurum mutlaka buluyor. Hoyratça yapılan aşırı genellemelere hakim ve savcılarımızın hedef gösterilmesinden İtibar suikastlerine varıncaya kadar hukuk adına pek çok hukuksuzla imza atılıyor. Sadece adalet kurumuna değil, toplumun iç barışına da zarar veren bu furyanın hep birlikte önüne geçmemiz gerektiği kanaatindeyim. Erdoğan'ın gündeminde adalet alanında yapılan çalışmalarda vardı. Bağımsız ve tarafsız işleyen yargının ülke kalkınmasının en önemli güvencesi olduğunu söyledi. İyi tesis edilmiş, nesnel, bağımsız ve tarafsız işleyen bir yargı, özellikle bu sistemin varlığı, ekonomik gelişme ve kalkınmanın da güvencesidir. Adalet ve kalkınma kavramlarını birbirine bağlayarak çıktığımız siyaset yolculuğunda bağımsız, tarafsız, adil ve etkili bir adalet sisteminin kökleşmesi için büyük emek verdik. Reform irademizi hep bu istikamette canlı tuttuk. Erdoğan hayata geçirilen yatırımlar ve reformlarla son 22 yılda artan hakim savcı sayısına da vurgu yaptı. 2002 yılında 9 bin civarında olan hakim savcı sayısının 3 kata yakın bir artışla 25 bine yaklaştığını ifade etti. Türkiye, Narin Güran cinayetinin aydınlatılmasını beklerken yeni detaylar sır perdesini aralamaya başladı değerli izleyenler. Tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evinde Narin'in cansız bedenini koyduğu çuvalların benzeri bulundu. Amca Fuat Güran'ın gözaltındaki eşi Hediye Güran adliyeye sevk edildi. Narin'in kabri ise Diyarbakır Valiliği tarafından mermerle yeniden yapıldı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 19 gün sonra da cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti soruşturması sürüyor. Sorgusu devam eden şüphelilerin ifadeleriyle düğümün çözülmesi bekleniyor. Tüm Türkiye'yi yasa boğan acı olayda detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Soruşturma kapsamında amca Salim Güran ve anne Yüksel Güran'la abi Enes Güran başta olmak üzere aile üyelerinin bazıları ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Tutuklu amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran'ın da anneyle ilgili önemli itiraflarda bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve tutulan tutanaklar olayın bilinmeyen yönlerini ışık tutmaya başladı. Yapılan arama çalışmaları sırasında ekipleri Nari'nin cesedinin bulunduğu dereden uzaklaştırmak için 50 sahte ihbar yapıldığı öğrenildi. Öte yandan Narin Güran'ın cansız bedenini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın evinde yapılan detaylı aramada Narin'in içine konularak taşındığı çuvalla aynı seri numaraya sahip başka çuvallarda bulundu. Bu delille Nevzat Bahtiyar'ın çuvalı evinden aldığı da netleşti. Her yaştan vatandaş da ellerinde çiçek ve oyuncaklarla Narin'i ziyarete geliyor. Ziyaretçi akınına uğrayan Narin'in kabri Diyarbakır Valiliği tarafından mermerle çevrelenerek düzenlendi. Define edildiği ilk günlerde kabrine bırakılan gelinlikse kaldırıldı, yerine okul önlüğü ve çanta bırakıldı. Milliyetçi Hareket Partisi aile kurumunu mercek altına aldı. Aile kurumuna yönelik artan tehditler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. İki gün süren çalıştay sonrasında sonuç bildirgesi de yayınlandı. Şiddet, artan boşanmalar, azalan doğum oranları, bireyselleşme. Aile kurumuna yönelik tüm tehditler ele alındı. Risklere ilişkin çözüm önerileri tek tek değerlendirildi. Milliyetçi Hareket Partisi aile kurumunu mercek altına aldı. Türk aile yapısının bir bütün olarak korunması ve işlevselliğinin arttırılmasının bir milli güvenlik ve beka meselesi olduğu değerlendirilmiştir. Amaç aile kurumunun muhafaza edilmesi, güçlendirilmesi ve geleceğe hazırlanmasıydı. MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlatılan iki günlük aile kurumu çalıştayını tamamladı. Aile kurumunun bozulmasına ilişkin belirlenen 12 başlık, 12 ayrı masada uzman isimler tarafından tartışıldı. Türkiye'de aile yapısının değişim sürecinde özellikle 3 önemli gelişimin etkili olduğu üzerinde durulmuştur. Bunlardan ilki sosyoekonomik değişim, ikincisi demografik dönüşüm, üçüncüsü ise zihniyet değişimidir. Çalıştayın tamamlanmasıyla sonuç bildirgesi de açıklandı. Bildirgeyi açıklamak için MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul kürsüdeydi. Türk aile yapısına yönelen risk ve tehdit konularda ele alınmış olup özellikle evlilik karşıtlığı, evlilik bağı olmaksızın birlikte yaşam, çeşitli medya sosyal ve medya ve sosyal medya platformlarında aile yapısı, mahremiyeti ve değerlerini sarsacak yapıda görüntü ve konulara yer verilmesini başlıklarına da değinilmiştir. Çalıştay'da küresel boyutta cinsiyetsizleştirme politikaları üzerinde de duruldu. Cinsiyetsizleştirme politikaları ve LGBT propagandası akran zorbalığı, ailenin işlevselliğinin azalması, bağımlılık, toplumsal yapı ve demografideki değişimler, şehirleşme, tek ebeveynli ailelerdeki artış, evli olmak yerine nikahsız birlikte yaşamanın özendirilmesi, eşcinsel evliliğin alternatif olarak sunulması, cinsel devrim ve toplumsal cinsiyet ile sanal ilişkiler masada yer almıştır yapılan çalışmada bu tehditlerin her birinin etkilerinin en aza indirilebilmesi için anayasal, hukuk, sosyal, eğitimsel, akademik ve bilimsel ve değer merkezli önerilere açıkça yer verilmiştir. Çalıştay'da kadına şiddetin önlenmesi hakkındaki kanun çerçevesinde tespitler ele alındı, çözüm önerilerine yönelik çalışma yürütüldü. Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme 18'i tutuklu 61 kişinin yargılandığı davada tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın duruşması Sincan Cezaevi'nde görüldü. Duruşma sırasında savunması yarım kalan Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman savunmasına devam etti. Avukat Teoman, müvekkilinin bir örgüte üye olmadığını ve herhangi bir örgütede liderlik yapmadığını söyledi. Delillerin yetersiz olduğunu dile getiren Avukat Teoman, müvekkilinin tahliyesini istedi. Mahkeme başkanı tutuklu sanıkların hepsinin tutukluluklarına devam kararı verdi. M7 kod adıyla bilinen Serdar Serçeli'nin Macaristan'dan iadesinin bekletilmesine hükmeden mahkeme, emniyet görevlilerinin yargılandığı Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dosyayla Ayhan Bora Kaplan davasının birleştirilmesi talebini ise reddetti. Kardeşim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Strateji Forumu'na katıldı. Forumun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uraloğlu, kişisel verilerin çalındığı iddialarının doğru olmadığını söyledi. Türkiye'de şu anda verilerin, kişisel verilerin çalınmasıyla ilgili asla bir gündem yoktur. Siz de lütfen böyle bir gündem oluşturmayın. Kişisel verilerin çalındığı iddialarına ilişkin net konuştu. iddiaların tümünü yalanladı. Çok net diyerek Türkiye'nin gündeminde böyle bir konu olmadığına vurgu yaptı. Ne kadar veri çalındı evet. ya da kimden çalındı? Hangi bilgileri içeriyor? şu anda Türkiye'nin gündeminde kişisel verilerin çalışması, gündem, çalınması gündemi yoktur. Çünkü böyle bir çalınma olay olmamıştır. Çok net. Peki olmamıştı böyle Bu Ama geçmiş dönemdeki sadece konuşulan bir bilgi vardı oydu. Türkiye'nin şu andaki kişisel verilerinin çalınması ile ilgili bir gündemi ve gerçekleşmiş olay yok. Evrensel Posta Birliği Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Strateji Forumu Ankara'da başladı. Tek posta bölgesinden yararlanarak küresel bağlantı ve işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen foruma Bakan Uraloğlu da katıldı. Uraloğlu forumun amacını anlattı. Küresel posta ekosistemi alanında yenilikler yaparak sektördeki dönüşüm ve büyümeyi desteklemek ve geliş, geliş geliştirilmiş işbirliği yoluyla posta gelişimini kolaylaştırarak dayanıklılık ve kapsayıcılık oluşturmak olmak üzere üç ana temayı derinlemesine masaya yatırmış olacağız. Uraloğlu, farklı ülkelerden temsilcilerinin de yer aldığı forumda Kahramanmaraş depremlerinde Türkiye'ye yardım eden tüm ülkelere teşekkür etti. Bu e, olayda bizlere yardımcı olan komşu ülkelerimize olsun ve dünyadaki bütün ülkelere bütün katkılarından dolayı ben sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat denetimlerine devam ediyor. İç Ticaret Denetim Genel Müdürlüğü toplam 45 bin denetim yaptı. Bu denetimlerde firmaların 1274'üne toplamda 327 milyon lira para cezası kesildi. Söz konusu ceza rekor olarak kayıtlara geçti. Ticaret Bakanlığı emlak, kuyum, otomotiv sektörlerindeki faaliyetlerde fiyat istikrarını sağlamak üzere iş başında. Fiyat istikrarının sağlanması ve fahiş fiyatın engellenmesi için denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık ekipleri, aykırı eylem ve stokçuluk girişiminde bulunanlara toplam 327 milyon lira idari para cezası kesti. Bakanlık yılbaşından bu yana 46.368 kişi ya da tüzel kişiye fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi. Bu kişilerden 1274'ünün aykırı eylem ve stokçuluk girişiminde bulunduğunu tespit etti. Denetimler kapsamında toplam 327 milyon 376 bin lirayla rekor idari para cezası uygulandı. Sektör bazlı denetimlerde en yüksek idari para ceza otomotivde uygulandı. Denetlenen 2,2 firmadan 68 firmaya 75 milyon lira ceza kesildi. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ait tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini yayınladı. Tarım enflasyonu yıllık %32,10 arttı. Aylık ise %1,56 azaldı. Yıllık ve aylık verilerde fiyat düşüşünün gözlendiği tek alt grup sebze oldu. Ekonomide olumlu göstergeler gelmeye devam ediyor. Tarım enflasyonu aylık yüzde 1,56 azaldı. Ekonomi yönetiminin tarımsal ürünlerde fiyat istikrarını desteklemeye çalışmaları meyvesini verdi. Ağustos ayına ait tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerine göre tarım enflasyonu aylık yüzde 1,56 azaldı. Yıllıksa tarım ürünlerinde yüzde 32,10 artış gerçekleşti. Ağustos ayında pazar alışverişleri de ucuzladı. En fazla aylık düşüş sebzede meydana geldi. Ağustos'ta sebze %17,50 daha ucuza satıldı. Yıllık olarak da sebze fiyatları %6,23 düşüş gösterdi. Yıllık verilere göre artışın en fazla olduğu alt grupsa yağlı meyveler oldu. Kuru yemiş ürünleri fiyatı %150,15 arttı. Alım gücünü en çok etkileyen gruplardan biri olan canlı kümes hayvanlarında artış %9,25 oldu. Yemeklerde sıklıkla kullanılan tahıl ve baklagillerde fiyat artışı da %21,16 olarak hesaplandı. Tarım ve Orman Bakanlığı işlenmeyen tarım arazileri için harekete geçti. İki yıl boyunca kullanılmayan araziler sezonluk olarak kiralanacak. Uygulamayla tarımsal üretim artırılacak. Peki kiralanacak arsalar nasıl seçilecek? Kira bedeli neye göre belirlenecek? Detaylar haberimizde. tarımda yeni dönem başladı. Üretimde yeni destek modellerini uygulamaya alan Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerine yönelik de harekete geçti. İki yıl boyunca kullanılmayan tarım arazileri sezonluk kiralanacak. Amaç, ülkede tarımsal üretimin artırılması. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait olan ve iki yıl boyunca kullanılmayan tarım arazileri sezonluk kiralanacak. Şartsa arazilerin yalnızca tarımsal üretimde kullanılması tapu sahiplerine düzenli ödeme yapılacak. İşlenmeyen tarım arazilerine ilişkin ilk liste 30 Eylül'de ilan edilecek. Üst üste 2 yıl işlenmeyen arazilere ilişkin ilk listede gelecek yıl Eylül ayında ilana çıkarılacak. İlk kiralama ise 2025 Ekim'de yapılacak. Peki bakanlık arazileri nasıl seçecek? Önce kiraya verilecek arazilerin tespiti için il veya ilçe tarım ve orman müdürlükleri bünyesinde arazi tespit komisyonu oluşturulacak. Komisyon farklı verileri değerlendirecek, yerinde kontrollerle arazileri tespit edecek. Dikili ve örtü altı tarım arazileri kiralama işlemleri kapsamına alınmayacak kira bedeli komisyon tarafından belirlenen raiç bedelden düşük olamayacak. İlan edilen tarım arazilerini kiralamak isteyenler ilan süresi içerisinde il müdürlüğüne başvuru yapacak. Kiralama başvuruları tarım arazileri değerleme ve edindirme bilgi sistemi üzerinden de gerçekleştirilebilecek. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı için geri sayım başladı milyonları ilgilendiren zam oranı ile ilgili masada hangi rakamlar var, refah payı gündeme gelecek mi işte tüm detaylar. Yeni asgari ücretin belirlenmesine 3,5 ay kaldı. Uzmanlar asgari ücrete orta vadeli programın yıl sonu hedefiyle uyumlu şekilde zam yapılacağı görüşünde. Ekonomi yönetiminin yıl sonu enflasyon beklentileri netleşti. Güncellenmiş orta vadeli programda yıl sonu enflasyonu %41,5 olarak öngörüldü. Akıllara ise milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zam oranının yüzde kaç olacağı sorusu geldi. Ekonomi yönetimi dar gelirlinin enflasyona ezdirilmemesi konusunda ücret politikası belirliyor. Asgari ücret zammı üzerine tahminde bulunan uzmanlar asgari ücretin yıl sonu hedefinin altına düşmeyeceği kanaatinde. Bu kapsamda uzmanlar asgari ücrete %45 ila %50 oranında zam yapılacağını tahmin ediyor. Eğer bu oranda zam gelirse 2025 yılı için asgari ücret 24.500 liraya çıkacak. Peki asgari ücret zammında refah payı da olacak mı? Uzmanlar asgari ücret zammında refah payının da gündeme geleceğini öngörüyor. Ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum göz önüne alındığında asgari ücret tespitinde enflasyonun üzerinde refah payı eklentisi yapılacağı da düşünülüyor. Asgari ücret zammı geçtiğimiz yılda enflasyon hedefine göre yapılmıştı. O enflasyon hedefi birçok kez güncellenmek zorunda kaldı ve arada olan asgari ücretli oldu. Bunun üzerine bir de asgari ücretli olup kirada yaşayanlar kira zam sınırının kaldırılmasıyla birlikte %49 maaş zammı aldılar ama %65, %66, %67 oranlarında kira zammı gördüler. Bu da bir tarafıyla biz enflasyona Enflasyon hedefine uymaya, o hedefi tutturmaya çalışıyoruz derken diğer taraftan asgari ücretlinin zor günler yaşamasına sebep olduğu. Zaten özellikle 2018'den beri ciddi bir alım gücü zorluğu var ve hedef enflasyona göre asgari ücrete zam yapılması konusu da bu konunun tuzu biberi oluyor. Bu konuya başka bir düzenleme getirilmesi çok daha uygun olur. Ama ne yapalım ki evet bir tarafıyla da enflasyon hedefi tutturulmalı. Böyle gelmiş böyle gider bir düzende ee, başarıya ulaşılamadığını geçtiğimiz 5 yılda gördük. Farklı bakanlar noktasında onların uygulamaları noktasında da gördük. Ankara'da bir maganda trafiğin yoğun olduğu saatte yolda makas atarak ilerledi. Trafiği karıştırarak sözde eğlenen o magandanın çektiği görüntüler ve o anlarda tepki çekti. Trafikte tehlikeli hareketler yaptı yetmiyormuş gibi bir de o anları kayda aldı. Görüntüler Ankara'dan, İnönü ve Mevlana bulvarlarında trafiğin en yoğun olduğu saatlerde makas atarak ilerledi. Maganda'nın yanındaki arkadaşı ona engel olmak yerine sürücüyü daha da cesaretlendirdi. Oğlum yapa yapa gitmek o kadar eğlenceli ki şu an lüks aracıyla trafikte bir sağa bir sola manevralar yapan sürücüyle arkadaşının sözde eğlencelerini kayda almaları çevredekilerin tepkisine neden oldu. Böyle insanlara söylenecek en güzel doğa başkalarına zarar vermeden nereye gidiyorsanız gidin onu söylemek gerekiyor. Çünkü bu konularda bu yapılan e, anlamsız hareketlerle çok sayıda insan hayatını, masum insan hayatını kaybetmişti. E, şunu da söyleyelim, sosyal medya üzerinde bazı oluşumlar ortaya çıktı. Onlar beni çok mutlu ediyor. Bu tür magandaların videolarını paylaştıktan sonra trafik ekipleri de o plakalar üzerinden o kişileri buluyor ve cezayı uyguluyor bu şahıslara. Ama tabii biraz önce gördüğümüz araç epey lüks bir araçtı. Ona uygulanacak ceza ne kadar canını acıtır, onu ne kadar doğru yola sevk eder o da bilinmez. Bir skuter kazası haberi vereceğiz şimdi Elazığ'dan. Kırmızı ışıkta geçmeye çalışan scooter sürücüsüne otomobil çarptı. Kazada iki kişi yaralandı. Elazığ'da bir kişinin kullanabileceği skutera iki kişi bindi. scooter sürücüsü kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışınca kaza meydana geldi. scooter karşıdan gelen otomobile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle scooter üzerindeki iki kişi havaya savruldu. Yere düşen iki kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. <laughs> Türkiye'nin pek çok yerinde bu tür scooter'lar e herhangi bir e, engele, bir düzenlemeye, bir çerçeveye sahip olmadan kullanılıyor. Özellikle İstanbul'da, Ankara'da büyük şehirlerde şöyle bir sorun var. Bazı yerlerde bir kişinin zor geçebileceği kaldırımlar var İstanbul'da ve o kaldırımlara scooter park ediyorlar. Yani kullandınız, işiniz bitti, getirdiniz oraya, oradaki bir direğe bağladınız. Oradan bebek e, arabası mı geçer, engelli arabası mı geçer, yaşlılar mı geçecek oradan veya bir vatandaş o kaldırımdan yola inip kaza tehlikesi mi atlatacak kimsenin umurunda değil. Plakası da olmadığı için bir cezai yaptırımı yok. Bunlara ek olarak bazı motosikletler var. O motosikletlerin de plakası yok. E, yine geçtiğimiz günlerde bir video ortaya çıktı. Motosiklet e, kullanarak bir yere ilerlemeye çalışan e, iki kişi, kaza yapıyorlar. Kazada motosikletin plakası yok. O kazayı yaptıkları anda ellerindeki paket yere düşüyor. İçinde ne var? Uyuşturucu madde. Plakasız motosikletler ciddi tehlike. Plakasız skuterlar da ciddi tehlike. E, herkes yasalara uymaya mecbur. Ve şunu da gördüm. E, özellikle Afyonkarahisar'da da buna çok kez şahit oldum. Plakası olmadığı için motosikletliler Kırmızı ışıktan dümdüz gidiyorlar. Nasıl olsa arkadan bana bir ceza gelmeyecek, beni kimse yakalamayacak, bulmayacak diye trafiği tehlikeye atıyorlar. Bir örneği de işte burada Elazığ'da ortaya çıkmış. Özellikle gençler tarafından sıkça kullanılan skuterler tehlike saçmaya devam ediyor. Bir kaza haberi de Ankara'dan geldi ve otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Düzeltiyorum. zamandan kazandırıyor ama kullanıcıları için büyük risk barındırıyor. Son yılların en popüler şehir içi ulaşım araçlarından scooterlar can almaya devam ediyor. <laughs> Kötü haberin adresi bu kez Ankara oldu. Yeni Mahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin elektrikli skutra çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Skutra adam genç çocuk karşıya geçerken karşıdan gelen arbaharcı çocuğa vurdu. Hakkı rahmetine kavuştu abi. Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikli scooter'a çarptı. Yola savrulan genç olay yerinde can verdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir düzeltme yapalım. Skuter sürücüsü hayatını kaybetti. Biz otomobil sürücüsü diye paylaştık. Skuter sürücüsü hayatını kaybetti. Adana Ceyhan'a gidiyoruz. Yine burada da bir kaza var. Bir işçi minibüsü ve kamyon çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi yaralandı. Sabahın ilk saatlerinde işe yetişmek üzere yola çıktılar. Ancak meydana gelen trafik kazası onları hayattan kopardı. Kaza sabah 7 sıralarında meydana geldi. Ceyhan'ın Sarımazı Mahallesi'nde yaşanan kazada işçi servisi minibüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hareket halindeki kamyona çarpan işçi servisi hurda yığınına döndü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkarmak için zamanla yarış başladı. Ekipler servis sürücüsü Mehmet Ulusoy, serviste bulunan Erol Durmuş ve Mustafa Okur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 7 işçi hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan Mehmet Çetin de hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 kişinin hayatını kaybettiği 6 işçinin yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. ABD Kasım ayında sandık başına gidecek. Joe Biden ve Trump yarışacaktı. Joe Biden yarıştan çekildi. Yerine Kamala Harris geldi. Kamala Harris ve Trump'ın yarışı da oldukça e, heyecanlı geçiyor. Çünkü bir kere Donald Trump suikast girişiminde yaralı olarak kurtuldu. İkinci bir suikast girişimi daha yapıldı değerli izleyenler. Trump golf sahasındayken çitlerin arkasında fark edilen silahlı bir saldırgan kısa sürede yakalandı. FBI'ın suikast girişimi olarak nitelendirdiği olayda soruşturma sürdürülüyor. Florida'daki golf sahasından silah sesleri yükseldi. Başkan adayı Trump'ın o sırada sahada golf oynaması akıllara suikast girişimini getirdi. Gizli servis ekipleri Trump'ın güvenliğinden emin olduktan sonra tellerin arkasındaki şüphelinin peşine düştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık adayı Donald Trump'a ikinci kez suikast girişimi düzenlenmek istendi. Trump golf oynarken silah sesleri duyuldu. 500 metre uzaktaki silahlı saldırgan AK-47 tüfeğini çalılıkların arasına atarak kaçmaya başladı. Güvenlik güçleri görgü tanıklarının ifadesiyle şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin üzerinde iki sırt çantası ve aksiyon kamerası bulundu. Olayın ardından Beyaz Saray'dan da açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la yardımcısı Kamala Harris, Trump'ın güvende olduğunu bilmelerinin kendilerini rahatlattığını bildirdi. Trump'ta suikast girişimi olarak değerlendirilen olayla ilgili açıklama yaptı. Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum. İ İyiyim ve güvendeyim ifadelerini kullandı. FBI'ın suikast girişimi gibi görünen olaya yönelik soruşturması sürüyor. Gazze'deki soykırım birinci yılına yaklaştı. İsrail, Filistin'deki Nusayrat mülteci kampına bombalı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti. Hayır, 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 hayır. 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail soykırımı yaşlı, çocuk, kadın demeden devam ediyor. İsrail'in Nusayrat mülteci kampına düzenlediği saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti. Ya, Nusairat mülteci kampında yer alan bir ev bombaların hedefi oldu. İsrail uçaklarıyla vurulan ev enkaza döndü. Enkazın altında kadınlar ve çocuklar da vardı. Kısıtlı imkanlarla enkaz altında kalanlar sivil savunma ekipleri tarafından çıkarılmaya devam ediyor. Yaralılar kamptaki El Avde Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane koridorları kan gölüne döndü, küçük bedenler sedyede yaşam savaşı verdi. Hastaneden gelen açıklamada 10 Filistinlinin öldüğü, 13 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralıların tedavileri devam ediyor. Yaklaşık bir yıldır devam eden İsrail saldırılarında 16.795'i çocuk, 11.378'i kadın olmak üzere 41.206 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de İsrail'in sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Önceki gün bir okula düzenlenen saldırıda ikisi çocuk beş kişi hayatını kaybetmişti. Yetmiyormuş gibi sopalarla ilkokulu basan İsrailliler de yedi kişiyi yaraladı. Gazze'deki insanlık dramı son bulmuyor. Dünyada yüz milyonlarca öğrenci okullarda eğitim görürken Gazze'li çocuklar en temel insani gereksinimlerinde olduğu gibi okullardan da mahrum. 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarının ardından binlerce Filistinli evlerini terk etti. Hala ayakta kalabilen okullarsa sığındıkları oldu. Ancak İsrail'in saldırıları ne sivil ne de okul dinliyor. Bombaların hedefinde yine bir okul vardı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü sözcüsü Mahmut Basal, İsrail'in Zeytun Şehitleri Okulu'na saldırısındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verdi. Bombardımanda ikisi çocuk, biri kadın, beş Filistinli hayatını kaybetti. Filistinliler bombaların hedefi olmamak için nereye gideceklerini artık bilemiyor. Batı Şeria'da ise İsrailliler ellerinde sopalarla bir ilkokulu bastı. Eriha kentinin kuzeybatısında bulunan ilkokulu sopalarla basan saldırganlar öğrenci ve öğretmenleri yaraladı. <laughs> Filistin Kızılayı'ndan gelen açıklamaya göre İsrailliler 7 kişiyi sopalarla yaraladı. Yaralıların hastanede tedavileri sürüyor. Vay vay. Yemen'deki Husiler İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu bedelini ağır ödeyecekler dedi. Mesafe 2000 kilometre. Yemen'den fırlatılan balistik füze İsrail'in merkezine ulaştı. Başkent Tel Aviv'de sirenler çaldı, halk sığınaklara koştu. Yemen'in kuzeyini kontrol eden Husi hareketi yaklaşık 2000 kilometre öteden İsrail'i vurdu. Daha önce Tel Aviv'i İHA hedef alan Husiler bu kez uzun menzilli füzeyle hedef aldı. Balistik füze İsrail'in merkezine ulaştı. Husiler ilk kez füzeyle İsrail hava sahasının derinliklerine ulaştı. Başkentte füzenin düşmesinden dakikalar önce sirenler çaldı, vatandaşlar sığınaklara saklandı. Bölgede şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail füzenin önce açık alana düştüğünü duyurdu ancak daha sonra havada parçalandığını belirtti. Füzenin parçalarının da Ben Gurion Havalimanı yakınındaki açık bir araziye düştüğü duyuruldu. Füzenin düştüğü yerler arasında Motin kentindeki bir tren istasyonu da vardı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Husilerin sözcüsü Yahya Sare saldırıyı 2000 kilometreyi buçuk dakikada kat eden yeni hipersonik balistik füzeyle gerçekleştirdiklerini söyledi. İsrail Başbakanı Neten Yahu bedelini ağır ödeyecekler dedi. Şimdi tarihi bir acıya bir ayıba bakacağız. Sabra ve Şatilla katliamlarına bakacağız. Filistinliler 42 yıldır bu yarayı unutmuyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta işgalci İsrail ordusunun himayesinde aşırı sağcı Hristiyan Falangist milislerin 3000'den fazla savunmasız insanın canına kıydığı Sabra ve Şatila katliamının üzerinden 12 yıl geçti değerli izleyenler. 16 Eylül 1982'yi gösterdiğinde takvimler İsrail ordusunun himayesinde aşırı sağcı Hristiyan falancist milisleri Sabra ve Şatilla mülteci kamplarına saldırı başlattı. Saldırı 3 gün sürdü ve 3000'den fazla savunmasız Filistinli mülteci katledildi. Dönemin İsrail Savunma Bakanı Sharon suçlu bulundu. Şubat 1983'te saldırı sonrası İsrail'in kurmak zorunda kaldığı komisyonda Sharon sorumlular arasında gösterildi. 16 Aralık 1982 yılında Birleşmiş Milletler yaşananları soykırım olarak ilan etti. Bugüne kadar katliama dair hiçbir yargılama ve ceza işlemi gerçekleşmedi. Sabra ve Şatilla kampları Lübnan'ın başkenti Beyrut'un batısında yer alıyor ve yaklaşık 12 bin Filistinli mülteciye ev sahipliği yapıyor değerli izleyenler. 3000'den fazla masum Hristiyan falangist milislerinin saldırısı sonucunda 42 yıl önce hayatını kaybetmişti. Avrupa sele, uzak doğu ise tayfuna teslim oldu değerli izleyenler. Avrupa'da şiddetli yağış ve fırtınaların ardından 15 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi yerlerinden tahliye edildi. Vietnam'da Yagi tayfunu dolayısıyla 292 kişi hayatını kaybetti. Şangay'da Bebinka tayfununun etkisi kendisini göstermeye başladı. Nehirler taştı, köprüler yıkıldı, yollar çöktü. Avrupa sel felaketiyle boğuşuyor. Avrupa ülkeleri Romanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'da şiddetli yağış ve fırtınaların neden olduğu sellerde ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti. Romanya'nın doğusunu etkileyen seller nedeniyle 6 kişi öldü. Sel bölgelerinde yaşayanlar çamurlu sulardan botlar aracılığıyla kurtarıldı. Sel nedeniyle yaklaşık 5000 ev hasar gördü. Çok sayıda ağaç devrildi. Trafikte aksamalar yaşandı. Metrekareye 160 litre yağmurun düştüğü Romanya'da ekipler zamanla yarışarak daha fazla kişiyi kurtarmaya çalışıyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği Avusturya'da da sel tehlikesi devam ediyor. Aşağı Avusturya'da bazı barajlarda su yoğunluğu nedeniyle çökme yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. 200'den fazla cadde ve otoyol trafiğe kapatıldı. Yağışlardan olumsuz etkilenen bir diğer ülkede Polonya. Ülkede sel nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. Vistula nehrinin taştığı Polonya'da durumun daha da kötüye gidebileceği tahmin ediliyor. Ülke aşırı yağış ve sel nedeniyle doğal afet ilan etmeyi planlıyor. Çekya'da 10.500'den fazla kişi aşırı yağış ve sel yüzünden bulundukları bölgelerden tahliye edildi. Özellikle gelir seviyesinin düşük olduğu yerlerin selden daha çok etkilendiği ülkede bir kişi hayatını kaybetti selden etkilenen bir başka ülkede Macaristan oldu. Tuna nehrinde su seviyesinin yükselmesi üzerine ülkede 3. derece sel uyarısı yapıldı. Slovakya'da nehirlerde su seviyeleri arttı. Sel yüzünden başkent Bratislava'da ulaşımda aksamalar yaşandı. Tramvay seferleri iptal edildi. Yetkililer halka nehir yakınlarına gitmemeleri uyarısında bulundu. Son günlerde Avrupa'da etkisini sürdüren yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sellerin kıtayı 2002'de etkileyen afetten sonraki en kötü felaket olabileceği belirtildi. Meteoroloji daireleri yağışların önümüzdeki günlerde devam edeceğini açıkladı. Öte yandan Vietnam'ı vuran Yagi Tayfun'un hayatını kaybedenlerin sayısı 292'ye yükseldi. Çin'in finans merkezi Şangay'da Bebin Ka Tayfun'unun etkisi altına girdi. Binlerce kişi güvenli yerlere götürülürken ülkede 600 binden fazla uçak seferinin yapılamayacağı açıklandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Japonya'nın Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdiği iddialarını yalanladı. Türk vatandaşları turizm ve iş ziyareti amacıyla Japonya'ya ziyaretlerinde 3 ay boyunca vizeden muaf tutuluyor. Japonya ile Türkiye arasındaki vize muafiyet anlaşmasının sona erdiği yönündeki iddialarla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Türkiye'den gidenlerin iltica başvurularının artması ve ülkede yaşanan bazı taşkınlıklar nedeniyle Japonya'nın vize zorunluluğu getirdiği iddia edilmişti. Dezenformasyonla mücadele merkezi konuyla ilgili açıklama yaptı. Japonya'nın vize muafiyetini kaldıracağına ilişkin iddiaları yalanladı. Beijing. Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bu haberlerin asılsız olduğu kaydedildi. Japonya ile vize politikasında bir değişiklik olmadığı vurgulandı. Turizm ve iş ziyareti amacıyla Japonya'ya giden Türk vatandaşları 3 ay süreyle vizeden muaf tutuluyor. Türkiye ile Japonya arasındaki vize muafiyet anlaşması uyarınca turizm ve iş ziyareti amacıyla Japonya'ya seyahat eden vatandaşlar 3 ay süreyle vizeden muaftır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar etmeyiniz. Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve basın yayın organlarında yer alan Japonya Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi iddiası doğru değildir. Batı Afrika ülkeleri ortak pasaport sistemine geçiyor. Ortak pasaport uygulamasıyla işbirliği ve güvenliğin artırılması hedefleniyor. Batı Afrika ülkeleri bir araya geldi. Ortak pasaport üzerinde uzlaştı. Yeni sistemle işbirlikleri yapılacak, terör grupları zayıflatılacak. Mali, Nijer ve Burkina Faso'dan oluşan Sahel Devletleri İttifakı, kendi aralarında işbirliği ve güvenliği arttırmak için harekete geçti. İttifak üyesi devletler ortak bir pasaport sistemi uygulamasına geçme kararı aldı. İttifak Başkanı ve Mali'deki geçiş hükümetinin lideri Asimi Goita, üç ülke arasında hareketliliği kolaylaştıracak biyometrik pasaport uygulaması başlatacaklarını söyledi. Mali, Nijer ve Burkina Faso, Batı Afrika devletleri ekonomik topluluğundan ayrılmış Sahel Devletleri İttifakı'nı kurmuştu. yaklaşık 1 milyon lira değerinde altını çalıp kayıplara karıştılar İstanbul'da gece yarısı kuyumcu soyan hırsızlar soyguna engel olmak isteyen vatandaşa da korku dolu anlar yaşattılar o anları ise güvenlik kameralarına yansıdı Gece yarısı kuyumcu soydular, sadece soygunla kalmayıp dehşetle saçtılar. Hem yoldan geçen araçlara ateş ettiler, hem engel olmak isteyen vatandaşa. Sonra şuradaki bir kişi önden giriyor, şu da arkasından giriyor. İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli mahallesinde yaşanan olayda soyguncular yaklaşık 1 milyon TL değerinde altını çalıp kayıplara karıştı. Eli silahlı 5 soyguncu önce dükkanın kapı kilidini levyeyle zorlayarak kırdı, ardından 2 kişi içeri girip tezgah silahları yerle bir etti. Soygun anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Burada şu anda iki kişi kapıyı açmaya çalışıyor. Akabinde başarmaya çalışıyor. O da yapamıyor. Kapının bu tarafına da geliyorlar. Sonra şuradaki bir kişi önden giriyor, şu da arkasından giriyor. İç kamerada görünecek zaten. Bu iki silahlı kişi de yoldan geçen herkese fütursuzca ateş edip kim olmadı, ol, olmadığı hiç önemli değil. Her gelene geçen ateş ediyor. Yaklaşık 6-7 tane mermi var. Vatandaşlar soyguna engel olmak isteyince hem yoldan geçenlere hem çevre apartmanlardan tepki gösterenlere gözü kapalı ateş ettiler. Bir vatandaş ise eline aldığı soğanları balkonundan hırsızlara attı. O da patlayan silahların hedefi oldu. Soğanları böyle fırlattım. Onlar da soğanı görünce bu tarafa ateş e, atınca ben içeri kaçtım. Soygun var diye bağıran bir diğer vatandaşa da mermi yağdırdı hırsızlar. Mermilerden biri balkon camına isabet etti. Vatandaş kıl payı kurtuldu. Baktım bir gürültü böyle kuyumcuyu soymaya çalışıyorlar. Kepeği kaldırıyorlar. Ben buradan bağırdım polis geliyor polis geliyor kuyumcuyu soğuk kuyumcu. Ferhat ediyorum. Aldılar kaçtılar. Soyamadılar tam kaçtılar. Kursu sıktı bana kaçarken kızdılar. Ben de kenara çekildim. Kurşun cama geldi. Biraz daha bana gelebilirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından silahlı soygunla ilgili soruşturma başlatıldı. Türk savunma sanayi başarılarına bir yenisini daha ekledi. Çelik kubbenin caydırıcı gücü olarak nitelendirilen yerli ve milli siper ürün 2 test atışlarını başarıyla geçti. Uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi yıl sonunda envantere kazandırılacak. Savunma sanayiindeki yerli ve milli ürünlerin sayısı giderek artıyor. Türkiye'nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe, siper ürün 2 ile gücüne güç katacak. Türkiye'nin yerli ve milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olan siper ürün 2, hedefleri 12'den vurdu. Test atışını başarıyla tamamlayan siper ürün 2, 2024 yılının son aylarında envantere kazandırılacak. Çelik kubbenin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü, Savunma Sanayi Başkanlığı Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle üretildi. Siper projesi kapsamında üretilen Siper Ürün 2, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımıyla geçtiğimiz günlerde Sinop Test Merkezi'nde denendi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, siper ürün 2'nin test atışlarının ardından açıklamalarda bulundu. Görgün, uzun menzil ve yüksek irtifada etkin savunma sağlayan siper, ülkemizin sınırlarını çelikten bir kalkan gibi koruyarak tam bağımsız savunma hedefimizi daha da güçlendiriyor ifadelerini kullandı. Atış testinde toplanan veriler siper projesinin geliştirilmesi kapsamında kullanılacak. Efendim kısa bir araya gideceğiz. Saat başından itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim tarihler 17 Eylül Salı gününü gösteriyor. Yeni gün haberlerinin ikinci kısmıyla yeniden karşınızdayız. Gazetelerin ilk sayfalarına bakacağız. Bakalım bugüne gazeteler hangi haberlerle çıkmışlar? İlk sayfalarında gazete 3'te başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi ödülleri devlet anadan vali doçent doktor Kübra Güran Yiğitbaşı ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak 2024 yılında Türkiye, Avrupa, Uluslararası ve Dünya Şampiyonalarında derece elde etmiş Taşoluk Güreş Kulübü sporcularına Taşoluk Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ödül gecesine katıldı. Vali Yiğitbaşı biz devletimizin tüm kurumlarıyla her zaman yanlarında olacağız derken Milletvekili Taytak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakı ziyaret etmiştik. Ziyaretle bakanımızdan burasının Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi olması konusunda söz aldık demiş. Afyonkarahisar Emirdağ'da yaklaşık 4 metre genişliğinde bir obruk oluştu. Özellikle hayvanların obruğun içerisine düşmemesi için önlem alınmasını istiyor Emirdağlı vatandaşlar. Eski komandolar komutanlarıyla içtimaya çıktı. Batman'daki Kozluk 5. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda askerlik yapan 40 arkadaş Afyonkarahisar'da eski komutanlarıyla buluşup mavi bereleriyle içtimaya çıktı anılarını tazeledi. Köksal en başarılı kadın il belediye başkanı seçildi. ORC araştırma şirketi tarafından yapılan yerel yönetimlerde kadın temsilcilere bakış il belediye başkanlarının başarı düzeyi araştırmasında %57,4 başarı oranıyla Burcu Köksal Afyonkarahisar Belediye Başkanı ilk sırada yer aldı. Afyonspor son dakikalarda yıkıldı. İkincilik beyaz gruptaki temsilcimiz Afyonspor Lig'in 3. haftasında kendi sahasında İnegöl Spor'a uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup oldu. Afyon'a uzman tabip müjdesi AK Parti Afyon Karahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunu Seven ve Hasan Arslan ilçelere Afyonkarahisar ve ilçelerine 21 hekim ve 1 eczacı atama kurası münhal kadroların hayırlı olmasını diledi. 729 şehit yakını gazi ve gazi yakınını kamuya atayacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yarın 729 şehit yakını gazi ve gazi yakınının kamuya atanacağını duyurdu. Bu arada 19 Eylül Perşembe günü de gaziler günü. Onu da belirtelim. Taytak'tan şehit ailesine ziyaret, milletvekili Taytak Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan piyade uzman çavuş Onur Çapa'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Hürriyet gazetesinde değerli izleyenler 2025'te rahatlayacağı CNN Türk'te Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonda adım adım rahatlama başlayacak demiş. Bir açıklama daha yapmış değerli izleyenler Sayın Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullanmış. Sürekli olarak hakkımda ortaya atılan istifa iddialarının ardından yabancı yatırımcılar Türkiye'den çıkış yapmaya başladı. Bu da Türk ekonomisine zarar veriyor demiş Sayın Mehmet Şimşek. Bir tarafıyla da vatandaşlara bir bilgilendirme yapmış. Enflasyon hızının düşmesi yani %60-70'lerden %20'lere düşmesi fiyatların ucuzlaması anlamına gelmiyor fiyatların artış hızının çok fazla düşmesi anlamına geliyor. Yani yine fiyatlar zamlanacak ama çok az miktarlarda zamlanacak. Bu hatırlatmayı da yapmış. Evde plan ahırda cinayet öldürmeye bir gün önce karar verdiler. İşte narin cinayetiyle ilgili üzerinde ağırlıklı olarak durulan senaryo. 20 Ağustos'ta evlerinde amcası, annesi ve bir yengesinin dahil olduğu çarpık ilişkiye tanık oldu. O gün öldürülmesine karar verildi. Ertesi günde cinayet işlendi. Narin üçlü çarpık ilişkiyi bu evde gördü. Ertesi gün götürüldüğü ahırda öldürüldü. 20 Ağustos Salı günü eve gelen Narin, amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve diğer amcalarından birinin eşinin dahil olduğu üçlü ilişkiyi gördü. Evde kısa süreli bir panik yaşandı. Olaya Salim Güran el koydu. Narin'in herkese anlatabileceği gerekçesiyle öldürülmesine karar verildi. Baskı ve tehditle kararını herkese kabul ettirdi. Cinayet planı aynı gün hazırlandı. 21 Ağustos çarşamba günü öğleden sonra Kur'an kursu için gittiği camiden dönünce cinayet planı uygulamaya konuldu. Salim Güran'ın merkezinde olduğu bir organizasyonda Narin ahıra götürülerek katledildi. Soğukkanlılıkla işlenen cinayetin ardından cesedin saklanması ve delillerin yok edilmesi süreci başlatıldı. Bu süreçte bütün aile çeşitli roller üstlendi. Ya havada olsaydı THY'nin Londra seferini yapan uçakta bir yolcunun olay çıkartıp uçuş ekibine ağır küfürlerle saldırması büyük tepki çekti. Uğur Cebeci o görüntüyü hürriyet okurları için analiz etti. Kabin ekibi doğruyu yaptı. O yolcunun ruh sağlığının yerinde olmadığı görülse de işin içinde bir kurnazlık da var. Hır çıkarırsa biznes sınıfına alınacağını zannediyor. Kabin ekibi doğru prosedürü izleyip durumu kaptan pilota aktarıyor ve polis çağrılıyor. Ancak sanırım bu tür olaylar konusunda çok tecrübeli olmayan iki polis memuru uçağa giriyor. Daha çok arabulucu tavrı takındıklarını görüyoruz. Oysa polislerin ilk yapması gereken şey yolcuya ters kelepçe uygulayıp uçaktan indirmek olmalı. Yani nasıl yapacak polis iki polis memuru bunu nasıl yapacaklar? Şimdi o beyefendiyi, o şahsı aldılar, ters kelepçe yaptılar, yatırdılar, ee, uçaktan indirdiler. Kimin neyi? bir e, siyasetçinin mi yakını, e, çok e, yüksek düzeyde tanıdıkları olan bir iş adamının mı e, yakını oğlu veya kendisi mi öyle e, derin bağlantıları mı var? Bu polislerin başına ne gelecek? Polisler korunabiliyor mu? Önce onu düşünmek lazım. Yani e, Yunus polislerine Diyarbakır'da bıçakla saldırıldı. Bir polisimiz bıçaklandı. Polis ekipleri ateş etmedi bile. Peşinden koştular, öyle yakaladılar o şahsı. Yani polisin elikolu bağlı. Bağlı şu anda. Burada da o müdahaleyi elbette nasıl yapacaklarını biliyorlardır kesin olarak ama bu kişi kim? Bu kişinin arkasında kim var? Bağlantıları neler? Orada zaten beni alamazsınız. Benim fabrikalarım var. Benim sağlamım, sağlam adamım gibi ifadeler kullanınca polisinde tabii güvencesi olmadığı için böyle davranmış. Bunu söyleyelim. Tabii ki bir polis devleti olmaya da gerek yok ama polis de bu tür olaylarda müdahale ettiğinde yargıyla mı başı ağrıyacak, uzun süren mahkemelere mi muhatap olacak onu bilemiyor. Sabah gazetesindeyiz. Sosyal medyada infaz mangaları iş başında. Başkan Erdoğan sanal alemde karşılıklı mevzilenmiş infaz mangaları her gün hedef tahtasına konulacak bir şahıs olay buluyor demiş. Masumiyet karinesinin ihlal edilmesinden hoyratça yapılan aşırı genellemelere itibar suikastlarına varıncaya kadar hukuk adına pek çok hukuksuzluğa imza atılıyor. Sadece adalet kurumuna değil toplumun iç barışına da zarar veren bu furyanın önüne geçmeliyiz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sosyal medya büyük bir operasyon aygıtına dönüştü de demiş. Narin'i bu köyde yalnız bırakmayız. Türkiye bir aydır vahşice katledilen Narin'e ağlıyor. Yurdun dört bir yanından küçük kızın kabrine ziyaretçi akını yaşanıyor. Akraba atamasına pes dedirten kılıf kardeşinden liyakatlısı yok. Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Mersin Büyükşehir'de memur olan kardeşini yardımcısı yaptı. Karataş, ilçemde nitelikli memur bulmak zor dedi ve buna tepki yağdı. Sözcü gazetesindeyiz. Hüdapar lideri ahmağı anlatır gibi anlatıyorum dedi. Ahmak kim? AKP'nin meclise soktuğu Hizbullahçı Hüdapar'ın lideri Ahma millete söylediyse cezasız mı kalacak? Bu sözü CHP'lilere bu sözü CHP'liler söyleseydi hain derlerdi. Vatandaş söyleseydi hapse atarlardı. Atatürk'ün getirdiği imkanlarla milletvekili seçilen Hüdapar lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, anayasanın ilk dört maddesine kafayı taktı. Son olarak ahma anlatır gibi anlatıyorum. Biz anayasanın dördüncü maddesi olmasın diyoruz. İlk dört madde olmasın değil demiş. AKP'nin oylarıyla seçilen Cumhur Ortağı, Zekeriya Yapıcıoğlu'na tepki büyük. Herkes ahmağın kim olduğunu merak ediyor. Eğer millete söylediyse suç değil mi? Çünkü İBB Başkanı İmamoğlu ahmak sözünden dolayı hapis ve siyasi yasak cezası aldı. Vatandaş soruyor bu adam kime güvenerek konuşuyor? Arkasında kim var? Bu sözü bir CHP'li veya bir vatandaş söyleseydi AKP'liler ve trolleri vatan haini suçlaması yapıp hapse bile atarlardı. Gerici Yapıcıoğlu cezasız mı kalacak diye sormuş Sözcü Gazetesi. Devlet Bey sen bu hüdapara ne diyorsun CHP lideri Özel Devlet Bahçeli'ye böyle sormuş. Balıkesir ve ilçelerinde çeşitli ziyaretler yapan Özgür Özel Yapıcıoğlu'na sert tepki gösterdi. Mikroba sen niye hastalık yapıyorsun diye hesap soramazsınız. Mikrop, mikroptur. Bunu seçim zamanı susturdular. Dört vekil al otur dediler. Şimdi konuşuyor. Takke düştü. Kel göründü. Sen bu hüdapara ne diyorsun Devlet Bey? Yıllardır tek uçağın inmediği 4 havalimanının personel ve işletme giderleri milyonları yutuyor. Yolcular değil, paralar uçuyor. Çanakkale, Kocaeli, Uşak ve Balıkesir havalimanları örnekleri verilmiş. CHP'li Sarıgül 4 Hayalet Havalimanı'ndaki giderlerin geçen yıl 288 milyon liraya çıktığını söyledi. Başlıktaki tepkiyi gösterdi. Düğümü Nari'nin yengesi çözecek Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında 11 kişi tutuklanmıştı. Dün de yengesi Hediye Güran sorguya alındı. Yengenin tutuklu bulunan anne ile ilgili bazı önemli itiraflarda bulunduğu belirtildi. Hakkını arayan işçiye polisten ters kelepçe sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atılan Polonez işçilerinin fabrika önündeki eylemine polis müdahale etti. 80 işçi ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Fanatikteyiz Kadıköy öncesi son çıkış Rize Spor karşısında 5 golle şov yapan Galatasaray. Fenerbahçe derbisi öncesi bu akşam erteleme maçında Gaziantep'i ağırlayacak. Statü gereği bu mücadelede Osimhen yok yerine forvette Batshuayi var. Sanchez diyor ki önemli olan şampiyonluk. Cimbom'un Kolombiyalı stoperi sadece Galatasaray'ın başarısına odaklanmış durumdayım. Amacımız Mayıs ayı geldiğinde yine şampiyonluk kupasını kaldırmak diye konuştu. Kanarya'da tek gündem derbi. Sarı lacivertlerin Kasımpaşa maçı sonrası Jose Mourinho oyuncularına bir gün izin verdi. Portekizli hoca gidin kafanızı dağıtın ve sonrasında sadece Galatasaray maçına konsantre olun dedi. Ceko ilk 11'de Ennesiri yedek. Yusuf Ennesiri'nin uyum süreci için biraz daha zamanı olduğunu düşünen Mourinho, Kadıköy'deki dev derbide formda olan Ceko'yu ilk 11'de oynatacak. Trabzonspor'da Güneş Klasiği Bordo Mavililer Lig'in 5. haftasında uzun süre 10 kişi kaldığı maçta Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı. Şenol Güneş Karadeniz ekibindeki 5. dönemine de yenilgi almadan başlamış oldu. Devler Ligi'nde Türklerin gecesi futbolun bir numarası Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Bu akşam Kenanlı Juventus PSV ile evinde karşılaşacak. Hakem Meler'in yöneteceği maçta ise Ardalı Real Madrid Stuttgart'ı konuk edecek. Beşiktaş'ta büyük fark Trabzon'da kaybedilen 2 puan zirve takibini sürdüren siyah beyazlılarda moralleri bozmadı. Bu sezonki ilk puan kaybını yaşayan Kartal geçen sezonun aynı döneminde 2 mağlubiyet ve eksi 2 averajla 10. sıradaydı. Afyon Şehir Gazetesi'ne geçiyoruz değerli izleyenler. Girişimci kadınlar güçlerini birleştirdi. Kocaeli'nde bir araya gelen girişimci kadınlar tarafından Doğu, Avru Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetlerinde faaliyet gösteren Kadın girişimci derneklerini bir araya getirmek amacıyla küresel ekonomide kadın liderler ittifakı kuruldu. İttifakın kapsadığı bölgelerde kadın girişimcilerin haklarını savunmak ve işbirliği fırsatlarına değil, kültürel alışverişi teşvik ederek karşılıklı anlayışı geliştirme hedefi ortaya konuldu. Köksal ilk İlk kadın belediye başkanları arasında ilk sırada biraz önce gazete 3'te de paylaşmıştık. CHP'li Öz Çağdaş bugün Afyon'a geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Öz Çağdaş ve parti meclisi üyeleri bugün Afyonkarahisar'a geliyor. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından Afbel Otel'de düzenlenen eğitim buluşmasına katılacak Öz Çağdaş ve meclis üyeleri program kapsamında saat 20'de Akarçay'da halk buluşması gerçekleştirecek. Burdur gazetesindeyiz değerli izleyenler. Rektör Dalgar Makü Türkiye'de yeniliklerde öncü demiş. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı coşkulu bir törenle açıldı. Törene protokol üyeleri katılmış, ee, başarıları anlatılmış Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin. Burdur'da kuaför ücretleri pahalı mı? Kuaför ücretleri bazı illerde vatandaşların ekonomisini zorlar hale geldi. Burdurlu vatandaşların ekonomisine destek oluyor kuaförler çünkü büyük şehirlere göre daha uygun. Yeni Gün Gazetesi'ndeyiz. Uşak DTS yine eksi verdi. Uşak Üniversitesi Deri Tekstil Tasarım Merkezi tarafından Ağustos 2024 dönemine ait sektör bülteni yayınlandı. Buna göre Ağustos 2024 döneminde deri, tekstil ve seramik alanlarının toplam ihracatında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,24 oranında bir düşüş gerçekleşti. Uşak'taki en pahalı ev kaç para diyor Yeni Gün Gazetesi ve Bölme Mahallesi'ndeki bir konutun 45 milyon liradan satışa çıkarıldığı görülmüş. 6 oda ve 1 salonlu villa 1800 metrekare, ve içinde havuz, Türk hamamı, sauna gibi donatılar var. Okullara kadrolu temizlik görevlisi istedi. Eğitim Sen Uşak Şube Başkanı Deniz Ertunç okullardaki temizlik ve yardımcı personel sorununun kadrolu istihdamla çözüleceğini ifade etti. Her yıl yaşanan sorunların bu yılda devam ettiğini belirten Deniz Ertunç, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde okullarda kadrolu temizlik personeli eksikliğinin uzun süredir ciddi ve yakıcı bir sorun olduğunu ifade etmiş. Hedef gazetesindeyiz. Aydın için acı tablo. Suç oranında üst sıralarda yer alan Aydın'la ilgili değerlendirmelerde bulunan uzman isimler tarımdan turizme düzensiz göçten madde kullanımına kadar farklı etkenlerin bu duruma sebep olduğunu dile getirdi. Tarımsal ürün hırsızlığına dikkat çekmiş uzmanlar ve madde kullanımındaki artış etki ediyor. Anlamlı ziyaretler AK Aydın Milletvekili Mustafa Savaş Soma'da maden şehitliğini ve şehit ailelerini ziyaret etti. Bakan Yerlikaya Aydın'a gelecek Türkiye buluşmaları kapsamında Bakan Yerlikaya ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da rapor verecek. Yerel seçimlerde yaşanan oy kaybının ardından Türkiye buluşmalarıyla AK Parti sahaya indi. Ses gazetesindeyiz. Pamuk üreticisi dertli, kar değil, zarar ediyoruz. İncirli ovalı pamuk üreticisi Ali Kaykı pamuk fiyatına isyan etti. Pamuk fiyatının şu anda 22-23 lira olduğunu duyduklarını anlatan Kaykı, bu fiyatla kar değil, zarar ediyoruz dedi. Aydın Elektrik Odası üyelerine indirimli otel hizmeti, Aydın'da Muhsin İnce Başkanlığı'nda önemli hizmetlere imzatan elektrik ve elektronik, fotoğrafçılar, esnaf ve sanatkarlar odası üyelerine bir otelde %30 indirim sağlamış. Uşak Haber Gazetesi'ne bakıyoruz. Rektör Savaş yeni öğrencileri otogarda karşıladı. Uşak Üniversitesi'nin yeni öğrencileri Uşak Otogarı'nda Uşak Valisi Doktor Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekili Operatör Doktor İsmail Güneş, Uşak Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Savaş ve il Protokolü tarafından karşılandı. Uşak'ta operasyon Sibera 7 operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı. Uşak ve 24 ilde düzenlenmiş bu operasyon. Gazeteler turunu tamamladık değerli izleyenler. Şimdi haberlerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor. Terörü kaynağında yok etmek stratejisiyle yürütülen operasyonlara yenileri eklendi. Sınır ötesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi. Haberi Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 4 PKK'lı terör teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK-YPG'li teröristin de öldürüldüğü kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında bir kez daha terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bakanlık paylaşımına terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz notunu düştü. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, şehit piyade uzman çavuş Onur Çapan'ın ailesine taziyede bulundu. Şehidin Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan baba ocağına giden Taytak, ailesine başsağlığı diledi. MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, şehit Onur Çapan'ın baba ocağına ziyaret etti. Ne dönecek? Lafım bitti, ya, sözüm bitti. Evrenimiz şehit oldu. Bu herkese nasip olacak bir şey değil. Taytak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görev yaparken yaşanan silah kazası sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Onur Çapan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Evet. Ana gelmek var dönmek dönmek yok dedi. Hadi hakkımı helal et dedi. Ana oğlum sus dedi mele deme dedi. Belli olmaz anne dedi ne oldu? Bir sarılım sana değil dedi. Sarıldım öptüm. Ben de onu öptüm.

Ziyareti sırasında milletvekili Taytame, MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Ahmet Kahveci ve il yönetimi, ülke ocakları İl Başkanı Mesut Çetinkaya ve yönetimi ile ilçe teşkilatı da eşlik etti. Taziye ziyareti esnasında şehidin ailesiyle yakından ilgilenen milletvekili Taytak, millet olarak şehitlerimize minnet borçlu olduklarını vurgulayarak, şehidimizin ailesinin acısı hepimizin ortak acısıdır. Bu vatan uğruna canını feda eden her evladımız milletimizin gönlünde ebediyan yaşayacaktır ifadelerini kullandı. Hazeten yakın zamanda huzuruna tevdi öylemiş olduğumuz Merhum şehit Onur kardeşimizin ruhuna hediye eledik. Onun da ruhuna vasıl eyle ya Rabbi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın ailesine sabır ve metanet dileyen Taytak, şehit annesi Döndü Çapanla yaptığı görüşmede "Evladınız milletimiz için büyük bir fedakarlıkta bulundu. Onun kahramanlığı nesiller boyu hatırlanacak. Allah sizlere sabır versin." dedi. Ziyarette şehit için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. <laughs> evine döşedi, damını döşedi Afyonkarahisarlı Kore gazisi Süleyman Kızgın 10 günlük eşini geride bıraktı. 1950'de Kore'ye gitti. Savaşta yaralandı ama vazgeçmedi. İyileşip yeniden cepheye gitti. Söyleyin anneme, anne bağlasın. Afyonkarahisar'ın ilçesinde yaşayan Kore gazisi Süleyman Kızgın cephede Türk askerinin gösterdiği kahramanlığı büyük gururla anlatıyor. Özlememeyin bak şu bir bir haneye bakarsın süngü süngü. Her an ananın doğurduğunu arşiv olmaz zoru. Kızgın Güney Kore'ye destek için 17 Eylül 1950'de Türkiye'den Kore'ye desteğe giden askerler içinde yer aldı. Anamın oğlu var, beni ninesin. Çayın Koçbeyli Köyü'nde dünyaya gelen 94 yaşındaki kızgın, Gaziantep'te askerlik yaparken Kore'ye giderek, mücadelesiyle Türk askerinin cesaretini ve kahramanlığını herkese gösterdi. gidiyorum ya, var. 10 gün kaldım ben, 10 gün kaldı 10 günlük eşinden ayrılarak vatani görevini yapmaya gittiğini anlatan Kore gazisi Süleyman Kızgın aklının hep eşinde kaldığını söyledi. Kızgın yaklaşık 20 yıl önce hayatını kaybeden eşini özlemle andı. Kore gazisi Kızgın'ın yakın arkadaşı şehit oldu. Yarının yardımına koşarken şarapna lisabet etti. Arkadaşım Doğu etti. Şehit oldu yanında benim iki numaram. Üzülme bir anamız o baban da onlardı. Biz yediğimiz gidiyordu ya. Bir çocuğu oldum, bir çocuğu oldum. Bana dedi ki kızgın dedi. Süleyman kızgın. Sana güvenliyem evvel Allah dedi. İki arkadaş dedik. Yanında oldu. Arkadaşı vurdular. Kolunda şeyinde ayağına vurdular. Gazi ben kızgın, Süleyman kızgın beni kurtar. Ben yaralıyım, yaramadım ben. Hastanede 10 gün tedavi gören kızgın yeniden cepheye dönerek savaşmaya, Korelilere destek olmaya devam etti. Ananın oğlu var beni ninesin. İçişleri Bakanlığı Gürz 14 ve Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar yaptı. Operasyonların detaylarını ve siyasetin gündemini Ankara muhabirimiz Bahar Karadaş'tan dinleyeceğiz. Evet Bahar, günaydın. Söz sende. Kadir Kaplan, günaydınlar. Ankara'dan gündem başlıklarını aktaracağız. Ancak ilk olarak iki önemli operasyon haberini aktaracağız sizlere. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre iki terörist, Diyarbakır Dicle'de etkisiz hale getirildi. E, teröristler kırmızı ve gri kategoride aranıyordu. Operasyon hazırlıkları tamamlandı ve e, aslında teröristlerin yerleri tespit edildi. Operasyona e, jandarma atak taarruz helikopteri ve jandarma silahlı insansız hava araçları da eşlik etti. Yine jandarma özel e, komando timleri ve güvenlik korucuları da katıldı. Jandarma özel harekatın katıldığı operasyonda biri kırmızı liste, e, kırmızı kategoride, biri kır, gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden biri sözde Amet Eyalet sorumlusu Hebum Piro Amet Kodatlı adlı Zıravtaş ve gri kategoride aranan Botan adlı Fehmi Başkurt olduğu tespit edildi. Operasyonlara aslında teröristlerin daha önce e, operasyonlara, faaliyetlere katıldığı tespit edildi. Bu noktada e, aslında ölümlü e, faaliyet yürüttükleri tespit edildi ve daha önce 6 faaliyete katıldığı ve 3 güvenlik görevlisiyle 5 sivil vatandaşı şehit ettikleri, 4 güvenlik görevlisinde yaralıkladıkları, yaralıkladıkları tespit edildi. 6 eyleme katıldıkları belirlenen 2 terörist nokta operasyonuna etkisiz hale getirildi. Bir diğer operasyon haberi ise Fethullahçı terör örgütüne yönelik gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyona göre 29 gözaltı yapıldı. Fethullahçı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen kişilere 41 şüpheli yakalanmıştı. Şüpheliler ilk olarak sağlık kontrollerinden geçti. Ardındansa ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgularının ardından 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Fethullahçı terör örgütünün kriptolu haberleşme ağı olan Baylok kullandıkları tespit edildi. Bu noktada da operasyon başlatıldı ve 29 kişi gözaltına alındı. Operasyon haberleri geldikçe aktarmaya devam edeceğiz. Ankara siyasetiyle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Marmara Adası'nda olacak Balıkesir'de gerçekleştirecek 11.30'da Avşa temsilciyi Erdek Belediye Başkanlığı ile Bandırma Belediye Başkanlığı ziyaretlerinde bulunması bekleniyor. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Kütahya'da olacak valilik ziyaretlerini gerçekleştirecek. Burada AK Parti İl Başkanlığı bilgilendirme toplantısına ve AK Parti Türkiye buluşmalarına katılması bekleniyor Cevdet Yılmaz'ın. Bakan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'si Ankara'da bugün saat 7'de Türkiye Buluşmaları Programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenleyeceği STK buluşmasına katılması bekleniyor. Bakanlar da aslında Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet yürütüyor. Ee, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Osmaniye ve Hatay'da olacak gün içerisinde. Burada valilikler ziyaretlerini gerçekleştirecek. Aynı zamanda Serdar Demir Çocuk Evleri sitesinin açılışına da katılması bekleniyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise İstanbul'da olacak ve eski başbakan Adnan Menderes'in vefat, vefat yılı dönemi dolayısıyla mezar ziyaretinde bulunacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise... Çeltik Festivali'ne katılacak ve Çakmak Barajı'nda incelemelerde bulunacak. Edirne'de olacak İbrahim Yumaklı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat AK Parti Teşkilat Buluşması'na katılacak. Isparta'da olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise Samsun'da ve il Bilgilendirme Sunumu Toplantısı'na katılması bekleniyor. Biz de detayları geldikçe kanalı 3 ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Kadir Kaplan. Bahar Karadaş'a teşekkür ediyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale zaferi için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Yokluk içindeki bir ülkenin insanları adeta aitten duvar ördüler ve geçilmez kıldılar bu vatanı. Savaşın izleri aradan geçen 109 yıla rağmen hala bölgede karşımıza çıkabiliyor. Eceabat ilçesinde köpeği doğum yapan bir çiftçi yavruları almak için gittiği Eceabat'ta toprağa gömülü halde bir mermi deposu buldu. Büyük Anafarta Köyü'nde e, bir köylümüzün rastlantısal olarak bulduğu top e, mermilerinden oluşan bir e, depodayız şu anda büyük ihtimalle. Doğum yapan köpek tarihin izlerini gün yüzüne çıkarttı. Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyük Anafarta Köyü'nde Çanakkale Savaşı'ndan kalma 109 yıllık patlamamış 18 top mermisi bulundu. Bir çiftçinin köpeği makilik alanda doğum yaptı yavruları almaya giden çiftçi eşelenmiş toprak içinde top mermileri olduğunu fark etti. İhbar üzerine Çanakkale Savaşları Gelibolu tarihi alan başkanlığı ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri bölgeye geldi. Alan dedektörle tarandı. İlk öncelikle e, etrafını güvenli bir çember halinde bıraktık ve daha fazla top mermisi var mı diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık şu ana kadar 18 tane top mermisi bulundu. Riskli olduğu tespit edilen top mermileri İl Jandarma Komutanlığına bağlı patlayıcı madde imha timi tarafından imha edilecek top mermilerinin Osmanlı'ya mı yoksa Avusturya Macaristan'dan gelen obüs bataryalarına mı ait olduğu araştırmalarla netleşecek. Konya'da, Eskişehir'de görülmüştü. Şimdi de Afyonkarahisar'da görüldü. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaklaşık 4 metre genişliğindeki obruk vatandaşları endişelendirdi. Bölge sakinleri özellikle hayvanların obruğun içine düşmemesi için önlem alınmasını istedi. Mera'da oluşan 4 metre genişliğindeki obruk böyle görüntülendi. Emirdağ ilçesine bağlı Yeniköy köyü merasındaki tarım arazilerinin ortasında obruk oluştu. Derinliği yaklaşık 2, genişliği ise 4 metre olan obruk vatandaşları endişelendirdi. Müzik Daha önce bölgede obruk görmediklerini ifade eden köylüler, obruğun kurak geçen yaz mevsiminden sonra oluştuğuna dikkat çekti. Öte yandan bölgede daha önce böyle bir olay yaşanmadığı ve ortaya çıkan obruğun ilk olduğu öğrenilirken bu yüzden de vatandaşların endişeli olduğu belirtildi. Vatandaşlar, obruğun içerisine hayvanlarının düşmemesi için çevresinin kapatılmasını istiyor. Yeniköy kıtlağında obruk oluşmuş bunun yetkililerden bir imkan kelanı çevirmesi için vatandaşın koyunu düşer, kuzusu düşer. 2 metre derinliğinde gelen arkadaşlar gazetecilerle beraber burayı kontrol ettik. Burası çok tehlikeli. Çok geniş bir önlem alınması lazım. Herhangi bir canlı hayvan düşmemesi için. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece elde eden Taşoluk Güreş Kulübü sporcuları için Ödül gecesi düzenlendi. Afyonkarahisar'ın gururu olan sporcular ödüllerine kavuştu. Başarılı sporcular Afyonkarahisar'ın gururları ödüllendirildi. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece elde eden Taşoluk Güreş Kulübü sporcularına ödül gecesi düzenlendi. Biz kızlarımızın yakıyla takipçisiyiz. Ee, aynı zamanda onların e, çok içtenlikle destekçisiyiz. Gerçekten inanmakla, sabırla, disiplinle, irade eğitimiyle... Nelerin başarılabildiğinin en güzel örneği bizim kızlarımız. Ailelerimizi başta tekrar tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık. Allah nice güzel günler göstersin evlatları inşallah. Aynı zamanda kızlarımızın yetişmesine vesile olun, olan bu günlere getiren, tekrar emek veren herkese ayrı ayrı huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Yolları ve bahtları açık olsun. İlçeye bağlı Taşoluk Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ödül gecesi ilçedeki düğün salonunda gerçekleşti. Milletvekili Mehmet Taytak uzun zamandır sporcuların talep ve isteklerini takip etmekteydi. Sporcularla birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakı ziyaret ederek birçok taleplerini yerine getirdi. Ödül töreninde de sporcuları yalnız bırakmayarak eşiyle birlikte törene katıldı. Kıymetli hocamız Yakup Bey'le beraber çıkmışlar yola ve o günden sonraki günlerinde de hem sadece buradan değil, Taşoğlu'dan değil, diğer bölgelerden de çok kıymetli ve bugün onlarla birlikte, Taşoğlu'larla birlikte altın, gümüş, bronzu her dönem, her şampiyonluk yarışmalarında 6, 7, 5 alıp gelmiş kızlarımızın bu noktaya gelmesinde vesile olduğu için öncelikle Fırat Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yapılan konuşmaların ardından Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece elde eden 18 sporcuya plaket ve ödülleri verildi. Biz de geçmiş dönemdeki Belediye Başkanı arkadaşlarımızın yaptığı gibi güreş takımımıza en iyi şekilde desteklerimizi vererekten ve sizlerin de yardımıyla bayrağımızı daha üst noktalara taşıyacağımızdan emin olunuz. Ödül gecesine Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Aytak, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Taşoluk Belediye Başkanı Bilgin Özen, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ve sporcuların aileleri katıldı. Geçen yıllarda olduğu gibi de 2024 yılında bol modalyalarla Avrupa'da, dünyada Taşoluk Belediyesi Spor Kulübü olarak ülkemizi, ilimizi, kulübümüzü en iyi şekilde gururlandırdık. Bu sene yapılan Türkiye Şampiyonalarında 5 tane altın madalya, altı 6 tane gümüş madalya, 7 tane de bronz madalya aldık ve 2 tane de Avrupa ikincisi çıkardık. Değerli izleyenler Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Bir son dakika gelişmesi var bunu sizlerle paylaşalım. Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Narin kaybolduktan sonra amca Salim Güran'ın aile meclisini topladığı çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin asılsız ve yalan ihbarlarda bulunması yönünde talimat verdiği belirlendi. Ayrıca son aile meclisinde katil zanlısı olarak Nevzat Bahtiyar'ın öne sürülmesi kararı alındığı da yine iddialar ara. Narin'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Milliyet'in soruşturma makamlarından aldığı bilgide, Milliyet Gazetesi'nin soruşturma makamlarından aldığı bilgide Narin kaybolduktan sonra aile büyükleri tarafından toplanan bir meclis oluşturuldu. Tüm aile bireylerine yalan söylemeleri, arama çalışmalarını sabote etmeleri yönünde talimatlar verildi. Ayrıca son aile meclisinde katil zanlısı olarak hatırlayacaksınız Amca Salim Güran'ın ee, Narin'in cenazesini yok etmesi üzerine talimat verdiği Nevzat Bahtiyar vardı. Sonrasında itirafçı olmuştu. Ee, Narin'i dereye götüren ve oraya e, gömmeye çalışan, orada saklamaya çalışan Nevzat'ın e, ka katil olarak öne sürülmesi kararı alındığı yine e, iddialar arasında. Nari'nin kaybolduğu gün büyük amcası tarafından toplanan aile meclisinde herkese yalan ihbarda bulunmaları yönünde talimat verildi. E, i̇kinci aile toplantısında ise tüm aile bireyleri ve köy sakinlerinden sessiz kalmaları ve olayı örtbas etmeleri istendi. Üçüncü toplantıda aile Nevzat kararı aldı. Ee, i̇lk ifadesinde bilmiyorum haberim yok yanıtı veren amca Salim Güran son ifadesinde katil zanlısı olarak Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti. Soruşturma makamları Narin'in kaybolmasından sonra üç kez toplanan aile meclisinin aldığı son kararla Salim Güran'ın bu ifadeyi verdiği bilgisine ulaştığı iddia edildi. Değerli izleyenler Narin Güran hadisesinde son durum bu maalesef maalesef Türkiye'nin 81 ili var. O illerden biri Diyarbakır. Diyarbakır'ın onlarca ilçesi var. Onlardan biri Bağlar. Bağlar'ın onlarca köyü var. Onlardan biri Tavşantepe. Tavşantepe'de çok sayıda aile var. O ailelerden biri de Güran ailesi. Bu kadar küçük, bu kadar cüz'i bir güç bu organizasyonu kurabiliyor. Köy üzerinde, köydeki insanlar üzerinde söz geçirecek bir gücü kendisinde hissediyor. Belki de söz geçiremeseydi, onlardan biri konuşsaydı belki onları da yok edecekti bu aile. Gerçek bir kötülük organizasyonu maalesef devletimizin her an her yerde çok çok aktif olması gerektiğini gösteren bir görüntü bu. Aşiretler, geniş aileler, güçlü aileler, büyük güç oluşumları bunların hiçbiri olmamalı Türkiye'de Türkiye'de devletin üstünde hiçbir güç olmamalı olduğu zaman da işte bu tür hadiseler ortaya çıkıyor. Ufacık bir aile, kıymeti kendinden menkul bir aile bir köyü esaret altına almış, bir kız çocuğunu öldürmüş ve bunun bile hesabını vermemek için çeşitli organizasyonları ortaya koymuş değerli izleyenler. Efendim bitiriyoruz. Nadin Güran cinayetini takip etmeye devam edeceğiz. Bununla ilgili gelişmeleri, ortaya çıkan son bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Tabii çok farklı iddialar da geliyor. O iddiaları şu anda saklı tutmak zorundayız. Onları kesinleştiremediğimiz için açıklayamıyoruz ama çok farklı iddialar da var. Bakalım biz yargıyı takip edeceğiz, resmi açıklamaları takip edeceğiz. Onları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni gün haberlerini kapatıyoruz efendim. Hoşçakalın, kalın, esen kalın.